O bir an doğru der gibi bana baktı. Fakat sonra, "Yok canım, ne münasebet. Frenklere karşı bağdaş kurup oturmak olur mu? Herifleri kendimize güldürürüz," dedi. Ali beyaz demir iskemleye, ateş üstüne oturuyormuş gibi ilişti. Sazı tutan eli titriyor ve kırışan alnından kirpiklerine ve ayva tüylü yanaklarına terler süzülüyordu. Konuşanlar yavaş yavaş seslerini kestiler. Herkes bir köşeye yaslandı veya bulabildiği bir iskemleye oturdu. Gözlerini sahnenin ortasında tek başına kalıveren Ali'ye dikti. Genç adam iki dizini sımsıkı birbirine yapıştırmış, dişlerini sıkmıştı. Sazı kucağına aldı. Fakat bir türlü yerleştiremedi ve şaşırıp etrafına bakındı. Üzerine dikilen gözleri görünce büsbütün şaşırdı. Terler sarı mintanına arka arkaya damlamaya başlamıştı. Sağ eline kiraz kabuğundan tezenesini aldı, tellere birkaç kere dokundu. Bu sesler onu bir an için açar gibi oldular. Yüzüne sükunete benzer bir ifade geldi. Biraz daha çaldıktan sonra söylemeye hazırlanarak boynunu oynattı. Öksürmek isteyip utanıyormuş gibi bir hali vardı. Nihayet gözlerini üzerimizden çekip tavanın bizim tepemizdeki köşesine dikerek bir halk şarkısına başladı. Sesi yine güzel fakat bir takım hışırtılarla karışıktı. Yükselince pek belli olmayan bu yabancı sesler alçaklara inince derhal kendilerini gösteriyorlardı. Ali de bunun farkındaydı. Kendini toplamak istedi fakat bu hareketiyle ancak boğazının adelelerini biraz daha gerdi ve yüzü daha çok kırmızılaştı. Müthiş bir gayret sarf ediyordu. Çenesinin yanlarından aşağı doğru uzanan ve iki çelik direk gibi kımıldamadan duran yuvarlak, katmerli et parçaları açıkça görünüyordu. Ali göğsünden kuvvetle fırlattığı sesi bu cenderinin arasından geçirebilmek için ter döküyordu. Nihayet şarkıyı bitirdi ve sazı eline alarak ayağa kalktı. Alman müzisyenlerden biri derhal, "Fena değil, fena değil. Ötekini de dinleyelim," dedi ve başıyla sarışın genci gösterdi. Yüzünde kendinden emin bir tebessümle sahnenin dört ayak merdivenini çıkan delikanlı hemen, hatta odadakilerin susmasını bile beklemeden, plaklara geçmiş bir halk şarkısına başladı. Evvela hafif ve tatlı çıkan sesi yavaş yavaş büyüdü ve bütün odayı dalga dalga dolduruverdi. Hakikaten güzel söylüyordu. Birkaç yerde hanende taklidi bayağı hünerler yapmaya özenmesine rağmen, mükemmel bir ses materyaline sahip olduğu meydandaydı. Şarkıyı bitirir bitirmez yine deminki Alman, "Bravo!" diye söylendi. "Bu çocuğu yetiştirebiliriz." Bu aralık gözlerim Ali'ye ilişti. Bu odada olanların hiçbiriyle alakası yokmuş gibi gözlerini boşluklarda gezdiriyor ve canı sıkılan bir adam tavrı alıyordu. Piyanodaki genç kadın eliyle onu yanına çağırdı. Namzetlerin kulak terbiyeleri denenecekti. Sağ eliyle basit bir melodi çalarak Almanca, "Bunu aynen tekrar et," dedi. Türk müzisyenlerden biri izah etti. "Piyanoya göre söyle bakalım." Ali bir bana, bir de gözleriyle arayarak dostuma baktı. Ben "Eyvah," dedim. Zavallı delikanlı ömründe görmediği, sesini duymadığı, adını işitmediği bir aletin karşısına getirilmişti. Kendisine söylenen sözün manasını bile anlamıyordu. İzah etmek istedim. "Oğlum, bu hanımın çaldığına göre ses çıkar." Piyanodaki kadın aynı melodiyi tekrar etti. Ali büyük bir gayretle tekrar boynunu gererek, "Bir haber yolladım Canan iline," diye başladı. Oradakilerden birkaçı güldü ve Ali derhal sustu. "Yok iki gözüm," dedim. "Şarkı söyleyecek değilsin. Bu sesleri çıkaracaksın." Sıkıntı içinde gırtlağından birkaç ses fırladı. Orada canı sıkılmış gibi duran Almanlardan biri eliyle sarışın tenoru çağırarak "Bu söylesin," dedi. Piyanonun arka arkaya çaldığı birkaç küçük melodi bir ses nehri halinde ve berrak olarak delikanlının ağzından dökülüyordu. İşi çabuk bitirmek isteyenler usulen Ali'ye bir şarkı daha söylettiler. Bu sefer birinciye nazaran çok fazla gayret sarf eden ve her şeyin bu bir tek şarkıya bağlı olduğunu sezen Ali en güzel şarkısını söyledi. Hiç de fena değildi. Hatta orada bulunanlar mükemmel der gibi başlarını sallıyorlardı. Fakat şarkı bitip Ali sazıyla bir kenara çekilir çekilmez onu derhal unuttular. Sarışın delikanlı yine plaklardan öğrenme bir tango söyledi. Muhakkak ki güzel bir sesi vardı. Artık imtihan kafi görülerek bu çocuğun ne yolda yetiştirilmesi lazım geldiğine dair münakaşalara geçildi.
Bütçe meselesi ortaya atıldı. Haziran'dan evvel talebe olarak alınırdı, alınamazdı gibi sözler oldu. Hiç kimse aynı odada bir kenarda bir de Sivaslı Ali'nin bulunduğunun farkında değildi. Onu ta buralara kadar getirten dostum, münakaşa edenlerin yanında hiçbir şey dinlemeden duruyordu. İkimiz de Ali'nin yanına gitmeye cesaret edemiyor, hatta onun yüzüne bile bakamıyorduk. Ben yavaşça gözlerimi kaldırınca hayret içinde kaldım. Ali'de hiç de feci bir halde bulunan bir insan tavrı yoktu. Boş gözlerle biraz evvelki gibi duvarları süzüyordu. Sanki bu odadakiler onu zerre kadar alakadar etmeyen kimselerdi. Yüzünde en ufak bir teessür, en küçük bir hiddet yoktu. Hatta oldukça uzun süren bir sıkıntıdan, bir işkenceden kurtulmuş gibi sakin, dinlenen bir hali vardı. Gözleri sarışın tenora rastladıkça bir müddet duruyor, belki biraz hayret ve merakla onu süzüyordu. Bu bakışlarda küçük bir haset, hatta gıpta aradım ve bulamadım. Sazı yine silah gibi sağ ayağının yanındaydı ve bu ayağı gayet küçük bir hareketle yerden kalkıyor ve tekrar parkelere dokunuyordu. O zaman içimde bir şeyin burkulduğunu hissettim. Genç adamın bütün yeisi, bütün inkisarı, bütün kırılan ümitleri bu ufak ayak hareketinde kendini gösteriyordu. Vücudunun her tarafına hakim olan, yüzünün en ufak bir ürpermesiyle bile içindekileri dışarı vurmayan, gözleri sonsuz bir derinlik ve sükunet içinde yumuşak bir ışıkla parlayan bu adam, farkında olmadan kendini sağ ayağının bu mini mini ve sinirli kımıldamasıyla boşaltıyordu. Ömrümde hiçbir insan yüzü, hiçbir ağlayış bana bu kadar acı, bu kadar manalı görünmemişti. Kendimi toplayarak onun yanına doğru yürüdüm. Onunla muhakkak konuşmak, ona bir şeyler söylemek lazımdı. Konya'ya nasıl dönecekti? Cebindeki son parayı vererek bu sazı almıştı. Şimdi ne yapacaktı? Yanına gider gitmez ayağının hareketi durdu. Arkadaşım da gelmişti. Çabucak hazırladığı bir yalanı söylemeye başladı. Ali, evladım, senin sesini beğendiler ama yaşın biraz büyük. Buraya 20'den fazla olanları almıyorlar. Senin için uğraşıp hususi bir şey yaptıracağız. Fakat uzun sürer belki. Sen Konya'ya dön, biz işin olunca seni buldurur haber veririz. Ali bütün bunları fevkalade ehemmiyetli bir şeymiş gibi kaşlarını hafifçe kaldırarak dinliyor, adeta ezberlemeye çalışıyordu. Fakat gözleri bana ilişince irkildim. Nedense bu siyah ve büyük gözler bana sahibinin bu lafların bir tekine bile inanmadığını ifşa eder gibi geldi. Herhangi bir şey yapmış olmak için, gelin bir lokantada yemek yiyelim, dedim. Odadakilerin münakaşası hala devam ediyordu. Bizim çıktığımızın farkına bile varmadılar. Bir kebapçıda karnımızı doyurduk ve bu esnada hemen hemen hiçbir şey konuşmadık. Onu kandırmaya imkan yoktu. Seni çağırıp zahmet verdik, affedersin de denilemezdi. Ben bunları düşünürken kebapçıdan çıktık. Ali bir şey söylemek ister gibi birkaç kere yutkundu ve boynunu bükerek ''Sizi mahcup çıkardım beyim. Sakın kusura kalmayın.'' dedi. Sonra hayret edilecek bir şeyden bahsediyormuş gibi gözlerini hafifçe açarak ilave etti. ''Ben o odada bir türlü sesimi bulamadım.'' ve yanımızdan ayrılıp gitti. Ertesi sabah aramızda topladığımız birkaç lirayı kendisine vermek ve onu Konya otobüslerine bindirip selametlemek için Haymana Hanı'na giden arkadaşıma hancı Sivaslı Ali'nin sazını 2 liraya satıp yol parası yaptığını ve şafakla kalkan bir kamyona binip Konya yolunu tuttuğunu söylemiş. 1937. Bir konferans. Büyük şehirlerimizden birine yakın bir köyde yeni bir yatılı okul açılıyordu. Açış törenine marif müdürü, müfettişler, şehrin mühimce adamları ve köycüler bir kafile halinde otomobillerle gittiler. Köy halkı bu golf pantolonlu, kasketli, kara gözlüklü, boyunları fotoğraf makineli kalabalığı yolun iki yanına dizilerek derin bir sükutla karşıladı. Gelenler derhal yeni yapılan okulun önündeki meydanda toplandılar. Henüz kapatılmamış kireç kuyularının, inşaattan sökülmüş tahtaların, kum ve çakıl yığınlarının etrafında geniş bir halka oldular. Bunların arkasında herhalde tahsil çağında oldukları için köyün küçük yaşlı sakinleri birikmişti. Asıl köylüden, civar damlardan bakan birkaç kadından başka kimse görünmüyordu. Gelenler birbiri arkasına birçok nutuklar verdiler.
Atılan dev adımlardan, köylerin nurlanmasından bahsettiler ve alkışlandılar. Sıra okulun gezilmesine geldi. Misafirler henüz badana kokan binanın içini dolaştılar. Maarif müdürü davetlilere binanın şurasında burasında görülen sıva dökükleri, çatlaklar hakkında izahat verdi. Henüz kat'i tesellümün yapılmadığını, bütün bu kusurların müteahhide tamir ettirilmesine çalışıldığını söyledi. "Efendim," diyordu. "Nafia mühendislerine meram anlatamıyoruz. Bakın, koridorlara döşenen parkeler daha okul açılmadan yerinden oynamaya başladı. Kontrole gelen mühendisler, amele fazla gezindiği için böyle olmuştur, müteahhidin kabahati yoktur diye rapor verdiler. Yarın talebe bunların üzerinden uçarak gidecek değil ya, onlar da gezinecek, koşacak. Bu müteahhitlerle başa çıkamıyoruz efendim." Misafirler köy ve civarını da 5-10 dakika içinde iyice gezip dolaştılar. Köycüler yolda ve kahvede rastladıkları bazı köylülerle lafa girişmek teşebbüsünde bulundular. Aralarında köycülük tahsili için Paraguay'a gidip senelerce kalmış biri vardı. Sesini tatlılaştırıp yumuşatarak türlü şeyler soruyor, hiçbir şey ifade etmeyen kısa cevaplar alıyordu. Bütün gayretlere rağmen konuşmalar birkaç sual ve cevaptan ileri gidemedi. Soran, karşısındakinin acaba ne diye bu kadar her şeyden habersiz, vurdum duymaz olduğunu, sorulansa ötekinin neden böyle ipe sapa gelmez şeyler sorduğunu düşünerek birbirlerinden ayrıldılar. Bu aralık şehirden gelenlerin arasında bulunan bir iktisatçı, köylüye daha faydalı olmak isteğiyle kooperatifçilik alanındaki bilgilerini kullanmayı akıl etti. Maarif müdürüne ve köyde beraber gelmiş olan nahiye müdürüne, "Tam fırsattır. Şunlara kooperatifçilik hakkında bir konferans vereyim," dedi. Kendisi, memleketi sadece bu nevi şirketlerin yükselteceğine inanmıştı. Böyle bir teklifi kabul etmemeye imkan yoktu. Herkes, "Pek güzel olur, biz de istifade ederiz," diye samimi fikrini beyan etti. Yalnız konferansı asıl dinleyecek olanların mütalası alınmadı. Köyde adam dolaştırılarak halk yeni okulun boş sınıflarından birine toplandı. Hatip duvarın dibinde yerini alarak boynunu ileri geri uzattı, mendilini çıkarıp gözlüğünün camları arkasındaki çipil gözlerini sildi. Köylüler henüz pek kurumamış olan çimento döşemenin üzerine oturmuşlar, şehirliler de sağ ve soldaki duvarların kenarına dizilmişlerdi. İktisatçı sözüne başlamadan evvel dinleyicilere üst üste birkaç defa "Aman, sözlerimde anlamadığınız bir yer olursa hemen sorun," diye ihtar etti. Ondan sonra kooperatifçiliğin kısa bir tarihçesini yaptı ve tam 45 dakika hiç durmadan sözüne devam etti. Ara sıra dinleyicilerin yüzüne şüpheyle bakarak "Nasıl, anlıyor musunuz?" diye soruyor. Köylülerin evet makamında başlarını salladıklarını, bazılarının "Anladık, anladık," dediklerini görüp işitince emniyetle sözüne devam ediyordu. Karşısındakilere ancak bir kısmını verebildiği büyük ilim denizine dalmıştı. İstihsal kooperatiflerine gelince, istihlak kooperatiflerine gelince, kooperatifçiliğin memleketin ekonomik bünyesi üzerinde yapacağı şifakar tesirlere gelince, diyerek meseleyi her tarafından ele alıyor, tüketmeden bırakmıyordu. Nihayet ağzı kurumuş, fakat gözleri kendi sözlerinin heyecanıyla yaşarmış bir halde ve "Söyleyin bakalım, şimdi aklınız yattı mı, beni iyice anladınız mı?" sorusuyla konferansını bitirdi. Bütün köylü dinleyiciler derin bir uykudan uyanır gibi kımıldadılar. "Çok doğru dedin, hepimiz anladık," diyerek hatibi mükafatlandırdılar, sonra hep birden yerlerinden kalkıp bir kenara çekilerek misafirlere yol verdiler. Herkes çıktıktan sonra içeride 5-10 köylüyle nahiye müdürü, bir de şehirden gelenler arasında bulunan eski bir köy öğretmeni kalmıştı. Bu sonuncusu şüpheyle dolu gözlerini kabahatli gibi hepsi önlerine bakan köylülere çevirdi. "Ülen, ne anladınız o efendinin dediklerinden?" diye sordu. Köylüler cevap vermeden birbirlerinin yüzüne baktılar. Nahiye müdürü öğretmenden cesaret almış gibi gülümseyerek, "Hadi canım, doğrusunu söyleyin. Ben bile bir şey anlamadım da siz ne anlayacaksınız?" dedi. Bunun üzerine köylülerin birkaçının yüzünde hafif bir gülümseme dolaştı. Nihayet içlerinden orta yaşlı bir genç, nahiye müdürünün ve yaşlıca öğretmenin yanına sokuldu. "Aslını ararsan biz de bir şey anlamadık ama müdür bey," dedi. "Ne edelim, dinledik işte." Öğretmen bir talebesini paylar gibi, "Peki ne diye anlamadık demediniz öyleyse? Adamcağız kaç defa sordu da," dedi. Köylü
içinden gelen bir gülüşü zapt etmek istiyormuş sandıracak kadar ciddi bir çehreyle "Aman beyim!" dedi. "Anlamadık diyelim de bir daha baştan mı anlatsın?" 1941 Ayran. Köyden istasyona giden yol eriyen karla diz boyu çamurdu. İki mızrak boyu yükselen güneş, tarlaları hala örten karların üzerinde pırıltılarla ve göz kamaştırarak yanıyor, fakat yoldaki pis su birikintilerine vurunca donuk sarı bir renk alıp boğuluyordu. Kocaman ve altı çivili kunduralarını çıplak ayaklarına geçirmiş olan küçük Hasan, sağ koluna aldığı güğümü ara sıra dinlenerek sürüklemeye çalışmaktaydı. Bazen sol elindeki çinko maşrapayı yere bırakarak ağır yükünü vücuduna daha az ağrı verecek bir şekilde kavramak istiyordu. Ağzına kadar ayranla dolu olan güğümün alt kenarı her adım atışında dizlerine vurmakta ve dirseğine kadar geçirdiği sapı kolundan kurtulup önüne yuvarlanmak ister gibi ileri hamleler yapmaktaydı. Kunduralarının arka tarafı o kadar dışarı doğru eğilmişti ki çocuğun topukları ayakkabının ökçesine değil doğrudan doğruya çamura basıyordu. Yaz kış her gün gitmeye mecbur olduğu bu iki saatlik yol bu sefer daha uzamış gibiydi. Tam yarı yolda bulunan küçük ve kuru söğüt ağacı henüz ufukta ve sisler içindeydi. Küçük Hasan senelerden beri gördüğü şeylere alakasız gözlerle bakıyordu. Kuru sazların arasında çorak ovayı oyarak geçen ve ta yanına gelmeden farkına varılmayan 4 adım genişliğindeki küçük derenin yan yana uzatılmış 3 kalastan ibaret köprüsü artık çökecek kadar sallanmaya başlamıştı. Biraz daha yukarıda küçük bir sırta dayanarak ovaya bakan değirmenin uğultusu duyulmuyordu. Bu kış günlerinde 3 gün işlerse 5 gün işlemiyor, kapısının önündeki yaprakları dökülmüş 3 söğütle tamamen terk edilmiş bir viraneyi andırıyordu. Küçük Hasan hiçbir şey düşünmeden ilerliyordu. Ne evde kendisinin dönmesini bekleyen 2 küçük kardeşi ne de 4 saat uzaktaki nahiye merkezinde hizmetçilik yapan anası bu anda aklında değildi. Ayranını satıp satamayacağını da düşünmüyordu. Kafasında yalnız bir şey vardı. Bu yolu tekrar yürümek, geri dönmek mecburiyeti. Uzun bir ağlamanın sonundaymış gibi içini çekti. Maşrapayı tuttuğu sol elinin çatlaklarla örtülü üst tarafıyla burnunu sildi. Gözlerini ileri çevirince istasyona yaklaştığını gördü. İki tarafı çıplak dağlarla çevrilen bu upuzun ovanın tam orta yerinde yapayalnız duran ve etrafındaki yapraksız akasyalarla daha zavallı görünen bu soğuk bina, oraya rastgele atılmış bir taş parçasını andırıyordu. Günde 2 defa geçen posta treni bile ne diye bu manasız yerde duruyorum diye hayret eder gibiydi ve birkaç dakika durduktan sonra kalkarken çaldığı düdükte keyifli bir ıslık edası vardı. Küçük Hasan istasyonun tahta parmaklıkla ayrılan hududuna gelince biraz dinlendi, sonra yine tahta parmaklıklı kapıyı aralayarak içeri süzüldü. İstasyon binasıyla raylar arasında kalan 4-5 adım genişliğindeki yerde heybelerinin üstünde oturan 2 köylüyle kaputunun içinde büzülmüş gibi duvara dayanan bir jandarmadan başka kimse yoktu. Burası öyle tren zamanı çeşit çeşit kebapçılar, gazozcular, yemişçilerle dolan büyük istasyonlardan değildi. Ancak yazın civar köylerden kara üzüm, kavun, karpuz getiren 5-10 köylü burasını canlandırırdı. Kışınsa Küçük Hasan'la 3-4 günde bir küçük bir küfe kış armudu getiren topal ve ihtiyar bir köylüden başka kimse ortalıkta görünmezdi. Tren geldikçe rahatsız edilmiş bir suratla ortaya çıkan istasyon memuru, işi biter bitmez derhal odasına çekilir, bütün gününü 10 senelik akümülatörlü radyosundan bir ses çıkarabilmek için asla yeis getirmeden uğraşmakla geçirirdi. Bugün kış armudunu satan köylü de ortada yoktu. Küçük Hasan, güğümünü yerin ıslak kumları üzerine bırakarak rayları seyre daldı. Her gün yüzlerce adamı bilmediği bir yerden alıp bilmediği bir yere götüren bu upuzun ve sonu olmayan demirlerin arasında gelip geçen lokomotiflerin bıraktığı siyah yağ lekeleri görülüyordu. Keskin bir düdük sesiyle irkildi. İstasyona gelen tren kendini haber veriyordu. Lokomotif tam yağ lekelerinin üstüne geldi ve durdu. Küçük Hasan, kurulu bir makine gibi güğümü ve maşrapayı yakalayarak trenin boyunca koşmaya ve başını pencerelere kaldırarak ''Ayran, ayran, temiz ayran!'' diye bağırmaya başladı. Yazın buz gibi diye bağırırdı. Bu soğuk havada sanki her ayran kelimesinin başında hala o buz gibi sıfatı vardı.
Kimse başına çevirip bakmıyordu bile. Trenin hemen hemen bütün camları kapalıydı. Açık olan bir iki tanesinde de boyalı saçlı, yün bluzlu kadınlar duruyordu. Küçük Hasan'ın gözleri delecekmiş gibi kapalı camlara dikiliyor ve bunların arkasında teneke maşrapadan ayran içebilecek insanlar, hali vakti yerinde köylüler, boyun bağsız esnaflar, izinli giden askerler, hasılı susamış kimseler arıyordu. Bir baştan bir başa üç kere koştu. Güğümün keskin kenarlı dibi ince bacaklarına çarpıp acıtıyor, fakat o azıcık yüzünü buruşturarak ''Ayran, temiz ayran!'' demeye devam ediyordu. Dört bardak. Hiç olmazsa dört bardak satabilseydi. Buna mukabil alacağı 10 kuruşla eve bir kara ekmek götürebilirdi. Onun gelmesini aç bir uyuşukluk içinde dört gözle bekleyen iki küçük kardeşinin hayali gözünden şimşek gibi gelip geçiyor ve o hep bağırıyordu. ''Temiz ayran! Temiz!'' Annesi hizmetçi bulunduğu yerden haftada bir kere birkaç saat için geliyor, yanında biraz yufka, birkaç soğan, bazen de yarım deste pekmez getiriyordu. Fakat bunlar 3 tane aç mideye 2 gün bile yetmiyordu. Ondan sonra iki kardeşi beslemek vazifesi küçük Hasan'a düşüyordu. Biri 2, öteki 5 yaşında olan bu sıska çocukların bütün işleri basık tavanlı bir damdan ibaret olan evde ellerine ne geçerse yemekten ibaret gibiydi. Küçük Hasan her gün yoğurt çalmak için kendisine lazım olan mayayı onların yetişemeyeceği ve bulamayacağı bir yere, tavan direklerinin duvarla birleştiği köşeye saklamaya mecbur oluyor ve her gün istasyonda bulunduğu sırada bu iki aç midenin kendileriyle aynı çatı altında aynı açlığı çeken ihtiyar keçiyi bile yiyeceklerinden korkuyordu. Çok akşamlar koltuğunun altında getirdiği ekmeği ortaya koyarak ayran boşaltmak için bir toprak çanak getirmek üzere ocağın yanındaki köşeye gider, sofra başına döndüğü zaman o balçık gibi ekmekten ortaya bir şey kalmadığını dehşetle görürdü. O zaman kendisi bir çanak ayran içer, açlığa alışmış olan midesinin hafif ezilmelerine kulak asmadan eski bir pösteki üzerinde yatan kardeşlerinin yanına, delik deşik ve yağlı bir yorganın altına sokulurdu. Onu asıl dehşete düşüren, kardeşlerinin bu kuyu gibi daima yutan ve hiç duymayan mideleri değildi. Eli boş olarak eve döndüğü zaman bu iki sıska mahlukun kendisine nasıl parlak ve büyümüş gözlerle ve nasıl sonsuz bir kinle baktığını hatırlayınca tüyleri ürperiyordu. Şimdi de bu korkuyla avazı çıktığı kadar bağırdı. ''Ayran! Ayran!'' Trenin 3. mevki vagonlarından birinin penceresi indirildi. Uzun boylu, kasketli, kır bıyıklı bir baş uzanarak ''Ver bakalım bir tane!'' diye seslendi. Küçük Hasan maşrapayı titreyerek uzattı. Adam mini mini gözlerini maşrapanın içine dikerek sindire sindire içiyor ve sulu ayranı bıyıklarının ucundan yakalıksız gömleğine damlatıyordu. Maşrapayı uzatarak ''Doldur bir daha!'' dedi. Onu da içtikten sonra yeleğinin cebinden bir 10'luk alıp aşağı attı. ''Ver 5 kuruş!'' Küçük Hasan, ''Yok ki!'' dedi ve etrafına bakındı. Ortalıkta istasyon memurundan başka kimse kalmamıştı. O da hafiften kar çiselemeye başladığı için boynunu içeri çekmiş, trenin kalkmasını bekliyordu. Çocuk güğümünü olduğu yerde bırakarak ona koştu. Parayı uzattı. ''Şunu 2 çeyrek yapsana!'' dedi. Memur cevap vermeden arkasını döndü ve hareket kampanasını çaldı. Trenin penceresindeki uzun boylu adam eliyle işaret ediyor, ''Gelsene ulan!'' diye bağırıyordu. Küçük Hasan o tarafa koştu. Penceredeki, ''Ver 10 kuruşu!'' dedi. Çocuk derhal parayı uzattı. Tren yavaşça harekete geçmişti. Adam parayı yine yeleğinin cebine koyduktan sonra çaresiz bir eda ile, ''Yok çeyreğim, ne yapalım?'' dedi. Vagon Küçük Hasan'dan 5-6 adım uzaklaşmıştı. Uzun boyunlu adam pencereden sarkarak ''Hey çocuk, hakkını helal et!'' diye bağırdı. Küçük Hasan hiçbir şeyi anlamıyormuş gibi baka kalmıştı. Tren hızlanıp uzaklaşıyordu. Tekerleklerin gürültüsü arasında adamın sesi tekrar duyuldu. ''Helal et bakayım, helal et! Hadi!'' Küçük Hasan bir şeyler mırıldandı. Sonra güğümünü alarak istasyon duvarının kar tutmayan bir kenarına çömeldi. Kar adam akıllı serpiştirmeye başlamıştı. Küçük Hasan eve eli boş dönmektense akşam trenine kadar beklemeye karar verdi.
soğuktan donan ellerini ovuşturuyor ve annesinin keçi kırptıkları makasla kestiği kertikli saçlarını kaşıyordu. Rüzgardan gözleri yaşarıyor ve mavi gözlerini saran kirpikleri çapaklanıyordu. Akşama kadar bu köşede bekledi. Ara sıra ayağa kalkıp dizlerini ovuşturuyor, sonra tekrar çömelerek kafasının içindeki sisli boşluğa gözlerini çeviriyordu. Düşünmesi ve tahayyül etmesi kendisine hoş gelecek hiçbir şey mevcut olmadığı için bu boşluk ona bir dinlenme gibi geliyordu. Birkaç kere anası aklına geldi. Onun ağlamaklı yüzünü görür gibi oldu. Üç küçük çocuğunu toprak bir damda bırakarak başka köylerde ve el yanında birkaç lokma için didinen bu kadına karşı garip bir merhamet duyuyordu. Bunda biraz da kardeşlerine karşı anasıyla aynı vaziyette bulunmasının tesiri vardı. Evdeki iki aç mahluk, haftada bir gelen zavallı kadını da hep o kin dolu bakışlarla karşılarlardı. Kadıncağız, getirdiği bulgurdan yağsız bir çorba yaparken, kuru kuru hıçkırıklarla iktifa eder, evi bir parça düzeltmeye çalışır, akşama kadar kaldıktan sonra bazen bir kelime bile konuşmadan çıkar giderdi. Küçük Hasan onun ağzından babasına veya herhangi bir akrabaya dair bir kelime bile duymamıştı. Zaten kendini bildiğinden beri bir an bile bunları merak etmiş değildi. Hayatı istasyonda ayran satmaktan ve küçük kardeşlerini beslemekten ibaret sanıyordu. Bunun içinde bir tek korkusu vardı. Ya anam yine günün birinde eve gelip birkaç gün yatar, iniltiler içinde ve kendi kendine bir çocuk daha doğurur. 5-10 gün sonra onu da başıma bırakarak giderse, diyordu. Bu yeni misafiri de doyurmak kendisine düşecekti. Köylü de onların evinden nedense uzak kalmayı tercih ediyordu. Kapılarını bir gün bir insanın açtığı görülmemişti. Hayat eskisinden daha feci olarak devam edecek ve Hasan günden güne sütü azalan ihtiyar keçinin yardımıyla bu müthiş mücadeleyi başarmaya çalışacaktı. Gününün boş zamanlarını keçiye otlatmak, karlı havalardaysa dere boyunda bir karıştan kısa kuru otlar bulup hayvana getirmekle geçirecekti. Yazın işleri o kadar fena değildi. Sabahleyin serinde yola çıkarsa istasyona yorulmadan varıyor, hemen hemen bütün güğümü satıyordu. Cebine doldurduğu ufak paralar kadar, belki de daha fazla onu sevindiren bir şey de köye dönerken yükünün hafif olacağı düşüncesiydi. Sabah treninde bütün ayranı satamasa bile akşam trenine kalıyor, fakat istasyona ekin getiren köylüler öğleyin ekmek yerken çok kere bütün güğümü haklıyordu. Akşam treni saat 4:30'da geldiği için yazın ortalık kararmadan köye dönebiliyordu. Fakat bugün daha trene yarım saat kala istasyon korkutucu bir alacakaranlığa gömülmüştü. Ayazda ve karanlıkta kalkıp geri döneceğini düşünerek titredi ve hemen gitmek istedi. Fakat bu sırada odasından dışarı çıkan istasyon memuru trenin yakın olduğunu anlattı. Trenin istasyonda durmasıyla kalkması bir oldu. Küçük Hasan, kapalı ve puslu pencerelerin arkasında hayal meyal belli olan insan şekillerine bakarak trenin bir başından öbür başına koştu ve ''Ayran, temiz ayran!'' diye bağırdı. Kocaman kunduraları ıslak kumlarda gıcırtılar yapıyor, karlar bağırmak için açtığı ağzına doluyordu. Vagonun pencerelerinden dökülüp yerdeki su birikintilerine yayılan soluk mustatil ışıklar sıçraya sıçraya uzaklaşırken Küçük Hasan güğümünü kavradı ve tahta parmaklıklı kapıyı iterek köyün yolunu tuttu. Henüz karanlığa alışmayan gözlerine kar parçaları vuruyordu. Güğümün içindeki ayran her adımda çalkalanıyor ve garip sesler çıkarıyordu. Yavaş yavaş sırtından içeri işleyen rutubet onu titretmeye başlamıştı. Hiçbir şey düşünmeden, hiçbir şey hissetmeden ve bir hayvan gibi yolunu alışkanlıkla bularak yürüyordu. Ovanın içerisine doğru daldıkça papuçlarının ve güğümdeki ayranın sesine başka sesler de karıştı. Uzaklarda bir takım hayvanlar bağırışıyordu. Müthiş bir korkuyla zangır zangır titremeye başladı. Adımlarını daha hızlı atmaya çalışıyor fakat ayakları birbirine dolaşıyordu. Soğuktan uyuşan bacaklarında güğümün her çarptığı yer dakikalarca sızlıyordu. Karanlıktan, yüzünü kamçılayan kar ve rüzgardan, dizlerine sıçrayan çamurdan ve duyduğu seslerden korkuyordu. Açlığı, sıska kardeşlerinin korkunç gözlerini, yorgunluğunu unutmuştu. Bir an evvel köye varmak, ocakta küllenen bir odun parçasıyla aydınlanan toprak dama girmek ve bir köşede saklanmak istiyordu. Ne yatmak, ne dinlenmek, sadece bir dört duvar arasında bulunmak. Bu geniş karanlıktan, bu seslerden kaçmak.
Ayakkabıları çamurda saplanıp kalmıştı. Yalınayak koşuyordu. Savrulan güğümden üstüne başına ve yerlere ayranlar saçılıyordu. Birbirine vuran dişlerinin arasından manasız korku sesleri fırlıyordu. Uzaklardaki hayvan sesleri gitgide yaklaşıyor gibiydi. Halbuki yarı yoldaki kuru söğüt ağacını daha yeni geçmişti. Çapaklı gözlerini karanlığı delmek ister gibi açarak ilerilere baktı. Hiçbir şeyler göremedi. Havanın güzel olduğu gecelerde bile ışıkları ta kenarına gelmedikçe görünmeyen köy ona varılması imkanı olmayan bir yer gibi geldi. Bir yere sıkıştırıldığını ve kaçacak yer olmadığını anlayan bir hayvan gibi vahşi ve nihayetsiz bir korku duydu. Elinden ayran güğümünü ve maşrapayı fırlatarak koşmaya ve gırtlağından anlaşılmaz sesler fırlatmaya başladı. Bunlar bazen ''Ana, ana'' der gibi oluyor, bazen de ''Ah, ah, ah, ah'' halinde karanlığa yayılıyordu. Hayvan sesleri daha yakınlaşmış, yolun ilerisinde, karların arasında bir takım karaltılar belirip tekrar kaybolmaya başlamıştı. Küçük Hasan, dizlerinin artık kendisini taşıyamayacağını hissetti. Korku her tarafını bağlamıştı. Çıplak ayaklarının cıvık çamura her basışında çıkardığı ezik ses, sırtına bir kamçı gibi iniyor ve korkusunu birkaç misli artırıyordu. Boğazına bir şeyler tıkanmıştı. Çatlak elleriyle gözlerini silerek ileri bakmak isterken dizlerinin üstüne yuvarlandı. Kalktı. Fakat 5-6 adım sonra tekrar düştü. Boğazından fırlayan sesler daha vahşi bir şekil almıştı. ''Ana, ana!'' derken sesi gitgide yaklaşan ve kar üzerinde kayıyormuş gibi süratli adımlarla etrafında daireler çizen hayvanların bağırışından farksız oluyordu. Büzülmüş bir halde yolun çamurları üzerine uzanan vücudunu kar örtmeye çalışırken o hala birbirine vuran dişlerinin arasından ''Ana, anacığım, ana!'' diye mırıldanmaya çalışıyordu. Bu sırada birkaç yüz metre ötede evlerinin tahta kapısı arkasında rüzgarın sesini dinleyerek Küçük Hasan'ı bekleyen iki kardeş, onunkine pek benzeyen bir korkuyla titriyorlar ve köyün etrafında dolaşan kurtların sesini duydukça birbirlerine sokularak ağlaşıyorlardı. 1938. Beyaz Bir Gemi 1. Ressam Tevfik Aravurgun, bir elinde sehpası, öbür elinde boya kutusuyla rıhtımda sağına soluna bakındı. Dün akşam Haliç üzerinde batmakta olan güneşin, arkadan vurarak yelkenlerini sırmalı gibi parlattığı yassı ve alçak kömür kayıkları, şimdi kuşluk vaktinin göz kamaştırıcı aydınlığı içinde pek kirli suratlı, hırpani, asıl vaziyetlerine pek yakın bir görünüş alıvermişlerdi. Ressam Tevfik, dün akşam rıhtımda gezerken tasarladığı Fındıklı'da kömür kayıkları tablosunun bütün cazibesini kaybettiğini ve yelkenlerinde kızıl hareler oynaşan, gölgelerinde karanlık ummanların ruhu buğulanan, Tevfik bir hayli de şairdi, bu taka bozması motörlerin yüzüne vuran ustalıklı projektör ışıkları kesildiği, vücudunu tatlı bir sır gibi saklayan tül sırtından çekildiği zaman, sarkmış etleri ve sarı yeşil çehresiyle perişan bir hal alıveren bir eski dansöz gibi karpuz kabuklarıyla kedi ölülerinin arasında ağır ağır çalkalandıklarını görünce yüzünü buruşturdu. Bugün bir resim yapmaya karar vermişti. Bir şeyler bulmalıydı. Ama öyle rastgele bir şey değil. Aslında çirkin ve iğrenç de olsa güzelleştirebileceği bir şey. Çünkü sanat, yeryüzünde ve insanların içinde olup bitenleri, çöplükle sarayı aynı hakikatten uzak ve güzelleştirici örtüye bürüyen ay ışığı gibi tatlı bir yalan bulutunun arkasından göstermeye mecburdu. Sanat eserinden faydalanabilecek durumda olanlar, her şeyden önce avunmak, oyalanmak istiyorlardı. Sanatkarın ekmeği de işte bu tatlı rüya meraklılarına bağlıydı. Yoksa kömür kayığında yüzü koyun yatan yırtık zıpkalı Bartın uşağına değil. Ressam Tevfik Aravurgun, alakasız ve bıkkın bakışlarını denizin kırışıksız çalkalanan yeşil yüzünde gezdirirken, tam karşısında, birkaç yüz metre ileride beyaz bir gemi gördü.
arkaya doğru yatık bacasından hafif dumanlar çıkan ve maden kısımları güneşte sapsarı parlayan bu ince uzun gemi, kemanbaş provasının zarif bastonunu saray burnuna doğru uzatmış, kımıldamadan duruyor, bayrağını kız kulesinin önünde dalgalandırıyor, bu haliyle gagasını ileri doğru uzatıp kuyruğunu çırparak suların üstünde dinlenen beyaz bir martıya benziyordu. Ressam gözlerini kırpıştırarak o tarafa doğru baktı. Sonra kararını vermiş gibi başını sallayıp sehpasını kurdu, boya kutusunu açtı, paletiyle fırçalarını eline aldı, pek öyle acele etmeden, sanki bu işi yarıda bırakacakmış gibi duraklaya duraklaya beyaz geminin resmini yapmaya başladı. Tepesine doğru yükselen güneş mini mini gözlerini kamaştırıyor, henüz 30'una gelmediği halde esmer derisi, bumburuşuk olan yüzünü büsbütün kırıştırıyordu. Kısacık boyu sehpanın arkasında kayboluyor, ara sıra gemiye bakmak için başını çevirince boynunun derisi kıvrılıp katlanıyordu. Bir saat kadar sonra resmi tamamladı. Daha doğrusu kendi kendine "Eh, yeter artık" diye işi bıraktı. Elinin tersiyle alnının terlerini silerek bir iki adım geri çekildi. Hiç de fena olmamıştı. Günün resim yapmaya en uygunsuz olan bir saatinde çabucak çırpıştırdığı bu tablo bile onun epeyce kabiliyetli bir sanatkar olduğunu gösteriyordu. Yaptığı resme baktıkça bunu kendisi de fark eden Tevfik, "Ah, Fransa'da birkaç sene daha kalabilseydim, insan 6 ayda ne görür ne öğrenir ki?" diye zihninden geçirdi. Eğilerek takımlarını toplamaya başladı. Bu aralık yine kendi kendine söyleniyordu. "İstediğin kadar güzel resim yap. Anlayan, kıymetini bilen olmadıktan sonra..." Biraz durdu, kapalı dudaklarını birer çizgi gibi incelten garip bir gülümseme yüzünün buruşukluklarını artırdı, o düşünmeye devam etti. "Neyse, buna da şükür. 8 sene Anadolu'da orta mekteplerle öğretmen okullarında resim hocalığı etmekten anamız ağladı. Bir yolunu bulup buraya kapağı atmasaydık daha da ağlayacaktı." Gözü karşıdaki beyaz gemiye takıldı ve düşünceleri hemen o tarafa kaydı. Kim bilir hangi gavurun yatıdır? Yaşamasını biliyor hergeleler. Elbette dünyada her şey parayla olur. Para da onlarda. Sanatın kıymetini de onlar biliyor. Acaba bu geminin sahibi hangi milletten? Ya İngiliz ya Amerikalıdır. İngilizse boş ver. Pinti oluyor herifler. Ama Amerikalıysa yaşadık. Tevfik ilerden geçen bir sandala ellerini sallayarak seslendi. Kendisi de farkında olmadan bir takım kararlar vermiş olduğunu görünce gülümsedi. En iyi ki boyu 3 karış büyüklüğündeki bu tabloyu geminin sahibine götürüp lütfen bu hediyeyi kabul etmesini isteyince adam herhalde pek mütehassıs olacak, hele ressamın karşıdaki akademinin hocalarından olduğunu öğrenince muhakkak kesenin ağzını açacaktı. Öyle ya, keyfi için hususi yatla seyahate çıkan zengin bir ecnebi için gemisinin eşsiz İstanbul dekoru içinde yapılmış güzel bir tablosunu salonuna asmaktan ve dostlarına bu resmin yerli bir profesör tarafından yapıldığını söylemekten daha zevkli ne olabilirdi? Yapacak işleri olmadığı için dünyayı dolaşmaya çıkan aylakçı zenginlerin memleketlerinin herhangi bir köşeciğinde saklanmayıp sahilden her tarafı gezdiklerini ispat etmek ister gibi her uğradıkları yerden vesika mahiyetinde bazı şeyler tedarik etmek adetinde olduklarını biliyordu. Ama bu düşüncelere dalmış bir halde gemiye yaklaşıp bayrağın İngiliz olduğunu görünce biraz ümitleri kırıldı. Deli gibi para yiyenlerin asıl Amerikalılar olduğu malumdu. "Neyse, kalbini sağlam tut Tevfik" diyerek elinde tablosuyla beyaz geminin merdivenini çıkmaya başladı. Kendisini yukarıda genç, güler yüzlü, lacivert elbiseli biri karşıladı. 40 yıllık ahbap gibi ona elini uzatarak tuhaf bir Fransızcayla "Buyurun" dedi. "Deminden beri size bakıyordum. Bizim yata geldiğinizi anladım. Dürbünle bakınca tablonuzu bile gördüm. Galiba bizim geminin resmini yapmışsınız, öyle değil mi?" Hem konuşuyor hem de ressamı geminin kırmızı kadife takımlı salonuna götürüyordu. 6 ayda öğrendiği yarım yamalak Fransızcayla karşısındakinin sözlerinin ancak bir kısmını anlayabilen Tevfik, buruşuk yüzünde anlayışlı görünmek isteyen şaşkın bir tebessümle genç kaptanın arkasından gidiyordu. Öteki sözüne devam ederek, "Lord cenapları pek müteessir olacaklar. Gemide bulunup sizi kendileri kabul etmeyi herhalde pek isteyeceklerdi. Sanatınızı bizzat takdir etmek fırsatını kaçırdıklarına sahiden çok üzülecekler" diyordu. 2.
Ressam Tevfik Aravurgun'un yüreği birdenbire hızlı atmaya başladı. Fena ihtimaller zihnini dolduruvermişti. Hapı yuttuk, diye düşünüyordu. Herifin nezaketine bakılırsa, Lord Cenapları gemide yoklar bahanesiyle atlatılacağız. Ne yaman adamlar yahu. Beni daha uzaktan dürbünle dikiz edip atlatma planları hazırlamışlar. Ne yapalım, kısmet. Bol bol hayaller kurup bunların her zaman boşa çıktığını görmeye alışmış bütün insanlar gibi, ressam Tevfik de kaderine çabuk boyun eğenlerdendi. Bunun için genç kaptan tabloyu eline alıp takdirkar bakışlarla uzun uzun seyrettikten sonra ''Ah ne güzel, ne güzel, bizimle bir öğle yemeği yemek lütfunda bulunursunuz değil mi?'' deyince adeta sevindi. Kaç günden beri doğru dürüst bir yemek yemediğini hesaplamaya çalışarak ''Neyse, buna da şükür.'' dedi. Hele geminin bol, güzel yemekleriyle karnı iyice doyup, biraz fazlaca kaçırdığı tatlı şarabın tesiriyle mahmur, koltuğun arkasına yaslanınca, bu alışverişten memnun bile olmaya başladı. Böyle lüks bir gemide bu kadar nazik bir ecnebiyle karşı karşıya ve sindire sindire yenen bu nefis yemek, küçük bir mukavva parçası üzerine bir saatte yapılan bir resme değerdi. İmzasının bir İngiliz lordunun yatında dünyayı dolaşması da caba. Genç kaptanla İstanbul'un güzellikleri, resim sanatının incelikleri üzerinde biraz konuştuktan sonra, kaptan da pek o kadar iyi Fransızca bilmediği için gitgide daha kolay anlaşmışlardı, Tevfik gitmek için doğruldu. Kaptan, "Bir dakika," diyerek salondan çıktı, tekrar içeri gelince yüzü hafif kızararak, "Lord cenapları hakikaten bedbaht olacaklar. Bu centilmence alakanızı kendileri değerlendirmeyi muhakkak çok isterlerdi. Kusura bakmayın. Benim tarafımdan şunu kabul edin," dedi ve ressama bir zarf uzattı. Kekeleyerek teşekkür kelimeleri mırıldanmaya çalışan Tevfik, kendisini merdiven başına kadar geçiren ve karaya dönebilmesi için geminin sandallarından birini veren kaptanın hararetle elini sıktı. Kayıkta elini cebinden çıkarmıyor, parmaklarının arasında hışırdayan zarfı okşuyordu. Bunun içinde ne kadar para bulunduğunu hemen görmek için yanıp tutuştuğu halde, karşısında kendisine hiç bakmadan hızlı hızlı kürek çeken İngiliz gemiciden utanıyor, sonradan inkisara uğramamak için de herhangi bir tahminde bulunmaktan kaçıyordu. Rıhtıma yanaşıp kendini karaya atar atmaz, koşarak binanın köşesini döndü, elleri titreyerek zarfı çıkardı ve içini boşalttı. Bunlar 5 tane irice banknottu. Bir hayli evirip çevirdikten, yazıları söktürmeye çalıştıktan sonra, üzerindeki 5 rakamına bakarak bunların 5'er İngiliz lirası olduğuna hükmetti. Ama yine de bir anlayanına sormaya karar verdi. Ressam Tevfik Aravurgun'un yaptığı yat resmiyle buna karşılık aldığı 25 İngiliz lirasının hikayesi birkaç saat içinde bütün akademiye yayıldı. Hatta bazı çabuk tesirler göstermekte de gecikmedi. Mesela gencinden yaşlısından 3-5 ressam hemen rıhtıma inerek aynı beyaz geminin başka başka yerlerde ve birbirlerine göstermeden resmini yapmaya koyuldular. Ama daha başlangıçta bütün ümitleri suya düştü. Ufak bir motor beyaz gemiye yanaştı, gemi bacasından koyu dumanlar çıkardı, biraz sonra da burnunu Marmara'ya çevirerek aldı başını gitti. Bugünden sonra birçok ressamların rahatı, hatta bazılarının uykusu kaçtı. Hepsi beyaz bir yat bekliyorlar, onun güzel bir resmini yapabilmek için yanıp tutuşuyorlardı. Gündüzleri kah atölyelerinin kocaman pencerelerine yaklaşarak, kah rıhtıma inip güya biraz hava almak, başını dinlemek ister gibi dalgın dolaşarak hep ufku gözetliyorlar, kendilerine kimsenin bakmadığına emniyet getirince durup ellerini kaşlarının üstüne koyuyorlar ve engin denizde kara arayan kaybolmuş gemiciler gibi denizin yüzünde bir şeyler seçmeye çalışıyorlardı. Birçokları rüyalarında her çeşitten beyaz gemiler görüyorlardı. Bunlar ister kocaman yolcu vapuru, ister alçacık taka olsunlar, kaptanları ister Bahriyeli kantosuna çıkmış bir kadın, ister Hint racaları gibi giyinmiş kara sakallı bir adam kılığında bulunsunlar, nedense hep beyaz renkteydiler. Ama sahiden beyaz bir gemi İstanbul limanına girmeye tövbe etmiş gibiydi. Haftalar, aylar geçti. Yata benzer bir şeyin Marmara'nın yahut Boğaz'ın mavi suları üzerinden süzülüp geldiği görülmedi. İkinci Dünya Harbi'nden az önceki sıralarda olduğu için belki lordlarda pek gezip dolaşma hevesi yoktu.
Ama buna rağmen bazı tuttuğunu koparır sebatlı ressamlar ümitlerini kesmiyorlar. Günün birinde herhalde beyaz bir yatın saray burnunu dönerek Kız Kulesi'nin önüne demirleyeceğine inanıyorlardı. Beklemekten bıkıp yorulan, o gün bu fırsatı kaçıracak, fakat sabredip ümit kesmeyen kazanacaktı. Ressam Tevfik Aravurgun bu sonunculardandı. Ne olursa olsun sonuna kadar dayanacak ve kendi bulduğu hazineyi kimseye kaptırmayacaktı. Ötekileri en mukaddes haklarına göz diken haydutlar gibi kinli bakışlarla süzüyor, hele bir tane gelsin size zor kaptırırım diye kendi kendine söyleniyor, ara sıra da yumuşuyor ve arkadaşlarına gidip bir anlaşma şekli bulmak, mesela ilk gelen benim, ikincisi senin, üçüncüsü de filancanın olsun diyerek hiç olmazsa en tehlikeli birkaç rakiple uyuşmak istiyordu. Ama beyaz bir gemi, bir yat gelmiyor, gelmiyordu. 1 Eylül sabahı, üç ressam rıhtımda birbirleriyle göz göze gelmekten kaçınarak dolaşıyorlardı. Tevfik bakışlarını bir denize, bir arkadaşlarına kaydırarak çabuk adımlar atıyor, nefsine küfür üstüne küfür yağdırıyordu. Ne vardı liraları önüne gelene gösterecek? Sen İngiliz lirası görmedin de onlar pek mi gördüler sanki? İşte hiçbirisi kaç paralık banknot olduğunu bilemedi. Sen sırrını meydana vurduğunla kaldın. Tam bu anda üç ressamdan biri, iki defa üst üste sergide mükafat kazanmış sarışın bir genç, olduğu yerde mıhlanmış gibi durup gözlerini ileriye dikerek kendi kendine söylendi. Yata bak ulan! Ortalık pek sessiz olduğu için mi, yoksa mırıldandığını sanan genç ressam heyecanından bağırıverdiği için mi bilinmez, bu cümleyi ötekiler de duydular ve taş kesilmiş gibi oldukları yerde durarak gözlerini genç ressamın baktığı yere diktiler. Evet, beyaz bir gemi, bir yat, şurada birkaç yüz metre önlerinde duruyor, sağından solundan geçen şirket vapurlarının dalgasıyla hafif hafif sallanıyordu. Ne zaman gelmişti? Ne zaman demir atmıştı, nasıl olup da farkına varmamışlardı. Hiçbiri bunlara cevap verecek halde değildi. Ama işte ortada bir gerçek vardı. Gemi, beyaz gemi, aylardan beri bekledikleri gemi karşıdaydı. Şaşkınlıkları geçer geçmez, üçü de kuş olup atölyelerine uçmak istedikleri halde, güya birbirlerine belli etmemek için ağır ağır içeri girdiler, merdivenleri teker teker, fakat sabırsızlıktan boğulacak gibi kalpleri çarparak çıktılar. Bir dakika sonra üçü de sehpalarının karşısına geçmişler, boyalarını ellerine almışlardı. Bu işi başarmadaki sırrın, resmin güzelliğinden ziyade, çabuk bitirilmesine bağlı bulunduğunu üçü de biliyorlardı. Bunun için Tevfik ilk olarak ve yarım saatten az bir zamanda tablosunu bitirdi. Zaten her üçünün de atölyesinde Kız Kulesi ile saray burnu arasındaki manzarayı gösteren birer resim hazır duruyordu. Yapılacak iş bunun orta yerindeki boşluğa yatın tasvirini konduruvermekten ibaretti. Tevfik Aravurgun tablosunu yakaladığı gibi cadde tarafındaki kapıdan çıktı, biraz ileriden bir kayığa atladı ve bütün kuvvetiyle karşıdaki beyaz gemiye çekmesini söyledi. Daha kıyıdan 30 adım ayrılmamıştı ki öteki iki ressamın da ayrı ayrı yerlerden sandala binip var hızlarıyla gemiye yaklaştıklarını gördü. Kayıkçıya "Dayan amca, dayan!" diye gayret verecek oldu. Fakat bu manasız yarışın ne demek olduğunu anlamayan adamcağızın ters bir bakışı lafını ağzına tıkadı. Öteki kayıklar gitgide yaklaşıyorlardı. Her ikisi de tablolarını tamamlamamış olacaklardı ki şimdi kayıkta bile dizlerinin üstüne koydukları mukavvalara fırçalarıyla bir şeyler ilave ediyorlar, şuralarını buralarını düzeltiyorlardı. Geminin merdivenine üçü de hemen hemen aynı zamanda vardılar. Kayıktan kayığa atlayarak Tevfik önde olmak üzere birbiri arkasından merdiveni çıktılar. Karşılarına ilk gelen oldukça temiz kıyafetli, mavi gözlü ve uzun burunlu tayfa Fransızca yahut İngilizce yerine tatlı bir Las şivesiyle "Ne istiyorsunuz?" diye sorunca bir an duraladılar. Fakat bundan bir mana çıkarmaya uğraşmadan nezaketle bazı şeyler öğrenmek istediler. Birinin sözünü öteki ağzından alarak "Yatın sahibi nerede efendim? Kendilerini görmek istiyoruz." dediler. Sonra daha çekingen devam ettiler. "Gemilerinin resmini yaptık da kendilerine hediye edecektik." Daha konuşacaklardı. Fakat tam tepelerinden gelen boğuk, buna rağmen kuvvetli bir ses onları ürküttü. Başlarını o tarafa çevirince kaptan köprüsünün kenarına dayanmış, sarı dişli,
en aşağı bir haftalık tıraşlı bir adamın iri gözlerini döndüre döndüre kendilerine bağırdığını gördüler. Ne yatı ulan? Serseri misiniz nesiniz? Buraya alaya mı geldiniz? Şimdi o resimlerinizi başınıza geçiririm. Sonra orada kımıldamadan duran uzun burunlu tayfaya döndü. Ne bekliyorsun be? Atsana bunları dışarı, dedi. Kendisine meseleyi anlatmak isteyen ressamların yüzüne bile bakmadan kamerasına girdi, kapıyı vurdu. Mavi gözlü tayfa yumuşak fakat itiraz götürmez bir hareketle ressamları merdivene doğru sürüklerken ''İyi etmediniz'' dedi. ''Bizim kaptan asabi dur, şakadan haz etmez. Hadi güle güle.'' Ressam Tevfik Aravurgun son bir gayretle sanki hiçbir şeyi denemeden bırakmamak için tayfaya sordu. ''Peki bu yat kimin?'' Tayfanın yüzü kızardı. O da kızmaya başlamıştı. Uzun burnunun ucu titreyerek ''Bırak gevezeliği'' dedi. ''İşiniz yok mu sizin?'' ''Bu gemi kimsenin değil, devletin. Yatı nereden çıkardınız? Tahlisiye gemisi bu. 10 gündür vazifedeydik. İstanbul'a gelir gelmez nereden çıktınız? Hadi bakalım.'' Her üç ressam da kayıklarına binip döndüler. Biraz açılınca başlarını çevirip beyaz gemiye baktılar. Bunun sahiden yata benzer tarafı yoktu. Alçacık kıçı, sudan dimdik fırlayan yüksek burnuyla daha çok büyüyecek bir romorköre benziyordu. Beyaz boyası yer yer kirlenmiş, sıyrılmıştı.